Verdim. Tamamdır valla. O da başlasın kaydı. Başlamış. Başlattığında ben de başlayayım. Tamam peki o zaman. Şimdi ikintecen denklemlerin ucuna bu parabolü de anlatmıştım ben. Eşitsizlikler konusunu ben bugün bitireyim. Basit sorulardan başlayacağım. İyi sorulara doğru gideceğim. Bir sürü soru var merak etmeyin. Her çeşidini çözeceğim. Yine söylüyorum yarın mantık konusu var. Yani demeyin bana mantık nerede falan filan çıkmaz çıkmaz diye. Kemal'eydi bu lafım benim haberiniz olsun valla. Şimdiki. Başlıyorum. Haberiniz olsun. Şimdi sol taraftaki şu konu anlatım kısmı bir işinize yaramaz. Ben onu da söyleyeyim de en azından. Hani herkes şu kısmı bilir. İşte şöyle, 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 şöyle. Yok işte işaret en sağdan başlanır. Kökle karşılaşınca işaret değişir falan filan. Ben oraya geçtim. Önemli olan onlar değildir. Şuradan başlıyorum. Bu konuyu önceden gördünüz değil mi? Herkes gördü. Evet hocam Asya bunu gördüm. gördü mü? Gördük Tamam gördük. peki. Okey tamam. Şimdi böyle basit soru gözüküne bakmayın. Birkaç basit yaptıktan sonra ağırlaştıracağım bilginize. Belki hiç bilmeyen vardır. Bu arada bu sınıfta TM sınıfı da var değil mi? TM'ler de olması lazım. Evet hocam Üçüncü. temeler de bizimle. Okey. Tamam peki. Şimdi çözüm kümesini sordu. Bir kere şeyi bilmeniz lazım. Bu eşitsizlikler de basit eşitsizlikler değil bu Kemal. Eşitsizlikler çözümünde sağ tarafın sıfır olması lazım. Sayım ayı olunca soldan sağa ya da sağdan sola alacağım bilginize. Şimdi hep çarpım durumunda olması lazım bu arkadaşlar. Ortasında artı varsa payda mayda eşitleyip çarpıya çevireceğim. Sonra sıfır eşitlersem x bir 1, x eşittir 5. Şöyle minicik minicik hızlı hızlı geçiyorum buralarını. Küçük olan 1, büyük olan 5 abisi yazdım. Ve hiçbir şey bilmeyenler için söyleyeyim. X'in önündeki işaret artı, buradaki işaret artı. Artı ile artıyı çarparsam şu artıyı en sağa yazdım. Bir de kökleri şöyle belirleyeceğim haberiniz olsun. Kök böyle gösterilir. O yuvarlak değil. O x yerine yazdığınız zaman sıfır yaptığı anlamına geliyor. Bu sıfır. Şimdi bir de benden neyi istiyor? Sıfırdan küçük yeri istiyor. Artı sağdan sola gideceğim. Kökle karşılaşınca işaret değiştireceğim. Bu. Kimi istiyor? Sıfırdan küçük yeri istiyormuş. Ha burası diyeceğim. 1 ile 5 arası eşitlik yok. Küçük sıfır olduğu için bu da olmayacak. Haberiniz olsun. Bu en basitinden şöyle bir soru. Hiçbir şey bilmeyenler için de gideceğim bugün. İkinci sorum, çok fazla durmayacağım buralarda. Bakın, sıfır eşit olduğu için, daha doğrusu sıfırın küçük eşit olduğu için sorun yok. Sıfır eşitledim, x eşittir 2. Sıfır eşitledim, x eşittir 7 diyeceğim. Hiç hemen uğraşmadan tablosunu çizdim. İki tane. Şimdi, küçük olan 2, sonra 7 yazdım. Bir de şunu bilsin herkes. Eğer, bakın küçük eşit sıfır istiyor. Paydanın kökü varsa, yani payda, alt taraf ben bir sayı sıfıra bölersem bu hani tanımsızdır ya. O zaman eğer soruda eşitlik varsa paydanın kökü de varsa o paydanın kökünü almayacağım. Tabloya yazacağım. Her şeyi ben tabloya yazacağım. Ama o 7 mesela onu şöyle gösterirler. Çift çizgiyle gösterirler. Asimtot derler buna. Belki kullanırlar. Asimtot demek tanımsız yapan yer. Yani payda yapan amcam. Şu 7'yi yazacağım. Diyeceğim ki bu da paydanın kökü. Ben onu bazen P diyeceğim. O işaret değiştirecek ama onu almayacağım. Ne demek istiyorum? Yukarıdaki x'in önündeki işaret artı artı. Artı ile artı çarparsam en sağa artı. Eksi artı. Bunlar kökmüş. Bu da kök diyeceğim. Tamam. Sonra sıfırdan küçük eşit yerler. Şurasıymış. Kimmiş abi o? 2 ile 7 arası. Eşitlik olduğu için 2'yi aldım. 2 yukarının kökü olduğu için aldım. Bu paydanın kökü olduğu için bakın P'yi o yüzden atıyorum. Eşitlik var soruda ama eşit de almayacağım. Bunun çözümü de bu. Şöyle bakan baksın abisi. Şunu küçülttüm. Fotoğrafını çeken oluyordu galiba. Çekmek isteyen varsa çeker. En son grubu da atar. Bu bir. İlerliyorum. Çok fazla da beklemeyeceğim buralarda. Ağır sorularda karışık sorular geliyor. Ki bu sınavda kesinlikle bir tane bundan geliyor. Söyleyeyim. Şu ekranda gördüklerinizden değil ha. Siliyorum. 3, 2, 1. Aha da gitti vallahi. Şimdi şurası mıydı? Bu tarafta mı geliyordu abi? Tamam. Geldim ikincisine. Bakın abilerim. Adım adım ilerleyeceğim ben şunlarda. Gelsin abisi. Şimdi şu. Önce ben şunu büyütüm. Hızlanalım abiler. Şu amcada sol taraftaki soruda 0 eşitledim. X eşittir 2. 0 eşitledim. X eşittir 5. Şunu yapıyorum abi. Bunları 0 eşitliyorum. Aşağıya 0 eşitledim.
x eşittir eksi 1. Bu paydanın kökü. Ben böyle yazarım. Şimdi aldım 3 tane. Bakın 3 tane kök var. 1, 2, 3. Küçükten büyüğe dizdiniz. Eksi 1'miş, 2'ymiş, 5'miş. O P'ni arıyor abi orada. Peki. Şunu çizdim abisi 5. Bak bunu herkes yapar. Bu konuyu hiç anlamayan bugün anlar valla. Küçükten büyüğe dizdim millet. Paydanın kökü kim? Eksi 1. Şuraya ben bir tane P yazdım. Onu şöyle gösterirler. Çok önemli değil ama hadi ben öyle yaptım abisi. Paydanın köküymüş. Peki. Şimdi işaretleri dikkat edin. Aman aman. Bakın x'in önündeki işaret artı. Şu x'in önündeki işaret eksi. Aşağıdaki x'in önündeki işaret artı. Üçünü çarptığınız zaman sonuç eksi geliyor. Bu arada bunlarda kök. Şöyle yazdım. Bu paydanın kökünü yuvarlak atmadım. İstiyorsanız atın, o çok önemli değil. Peki attığımla bu da kök. Ama paydanın kökü haberiniz olsun. Eksiyi çarptım işaretleri. En sağa eksi yazdım. Eksiyi de kökle karşılaştım. Artı, eksi, artı yaptım. Benden sıfırdan büyük eşit istiyor. Şuradan bahsediyorum abiler. Sıfırdan büyük olan yerler neresiymiş? Aha da burası ve burasıymış. Tamam. Eksi sonsuzdan ki burası eksi sonsuz biliriz inşallah. Nereye? Eksi bire kadar. Sonsuz hep açıktır. Eksi bir paydanın kökü. O da açık. Eşit olması umurumda değil. Birleştiriyorum. 2 ile 5 arasını. 2, 2'de bir asimptot yok değil mi? Çift çizgi. Paydanın kökü değil. Bu eşit. Çünkü burada eşitlik var. Kafanızı karıştırmayın. Şu 5, 5 de yukarının kökü. Bunda da eşitlik var. Çözüm kümesi buymuş. Haberiniz ola. Geldim. Buraya kadar inşallah sorun yoktur. Böyle 200 saniye bekleyin. Sorun olan varsa sorsun. Çünkü bu gittikçe karışacak. Bunu şekilli sorularda soruyorlar. Yani göreceksiniz ben 3-4-5'ten tekrar yaparken bunun içinde de var sorulardan. İyi sorular var. Şekilli böyle grafiğin üstünde soruyorlar. Bunun sonlarına doğru ben ondan çözeceğim. 3-4 tane var o soruda. 4'e baktım abi. Hadi baktım 4'e. Şöyle çıkarayım yukarıya. Bak Tamer ne dedi? Unutmayın. Bunlar sağa alınacak. Sola alınacak. Sıfır olmalı. Yani şuraya sığdırayım ben. X kare. Eksi 4 x artı 9. Hocam. Hocam ben bir saattir el kaldırıyorum. Soru soracaktım da o soruyla alakalı. Ya sorsana. Ben nerede? Bir şey Kemal. Senin elini ben göremem buradan. Ben de göremedim hocam. Bekledim baktım da. Allah Allah. Kemal. El kaldırdı emin misin lan? Şimdi geldi. Benim hatta mesaj attım. Şimdi kaldırmadım. Ta sorunun ortalarında kaldırdım ikisi de. Tamam sor abi sor. Hocam bu eksi birin neden çift katlı kök yaptınız? Şöyle paydada ya. O çift katlı kök değil. Asimtot. Şöyle. Hocam, sen şimdi ben çift katlı kök diye öğrendim bu zamana kadar ya. Yok bak asimtot şu. Asimtot diyorum ya aman. Çift katlı. Hani üstünde çift kuvvetten bahsediyorsun değil mi sen? Aynen hani hem artı bir hem bir olabiliyor aslında ya. Yapılır. Şöyle çift katlı olunca şöyle üstüne çift çizgi atılır gerçekte. Çift yuvarlak kök atılır. Ben tamam. O iki tane koyuyordum da neyse tamam hocam. Abi bir şey söyleyeceğim o senin çok işine yaramaz ki. Sen sana çözümde büyük ihtimalle bunu sormazlar. Çözüm kümesini bulmayı öğren yeter. Tamamdır hocam. Tamam ama yapacağım ileride görürsün abi. Tamamdır hocam. Tamam. Şu soruya geldim millet bir daha. Şöyle yapıyorum bakın. 3x buraya geldi. Eksi 3x geldi. Eksi 3 gelecek. Şöyle yazdım. Eksi 3x geldi. Artı 3 geldi. Şu durumu getirmeniz lazım. Sonra x kare. Eksi 7x galiba. Artı 12. Şunu yapacağım. Başka bir şey yapacağım. İş olsun diye bir soru bu. Hani sadece şunu görün. Bu amcalar sağdan sola gelecek. Burası neymiş? 4 geri 3'müş. Eksi eksi. Şurayı bulamayan varsa var ya öldük. Söyleyeyim yani. Toplamları eksi 7. Çarpımları da 12'ymiş. Bunlar o zaman karşı atınca x4 hızlı bir şekilde aha da bu 3'e 4 x karenin önündeki işaret artı. Şu kökler böyle gösterilir abi. Artı olduğu için artı, eksi, artı yuvarlakta karşılaşınca değiştiriyorum bilginize. O yuvarlaktır gerçi de sıfır ama olsun. Ne istiyor? Sıfırdan küçük yeri istiyor. Küçük yer şurasıymış. 3 ile 4 arası. Eşitlik yok. Burada eşitlik olmadığı için bunlarda da eşitlik yok bilginize. Şurada cevap varmış. Tamam. Şuna da bir bakın abiler. İyi sorular geliyor. Yavaş yavaş geliyor. Şunu küçülteyim şöyle. Gözüküyor böyle değil mi? Küçükken de gözüküyor. Tamam.
Peki. Şimdi şu sağdaki çözüme geleceğim. Şimdi sağdaki soru da, bakın şöyle ben bir sığdırayım. Hatta bundan sola sağa çözülmüyor, çözülür. Şimdi 2x artı 3 bölü x eksi 2 büyük eşit 1 demiş ya abiler. Sakın olayı işte dışarı yapmayın. Şey yapmayacağım, şunu buraya alacağım. Bak hep aynı şeyi yapıyorum millet. Bu buraya gelecek. Eksi 1 geldi, 0 oldu. Payda eşitliyorum. Ne olur düzgün payda eşitleyin. 2x artı 3. Eksi 1'i bu arkadaşın üstüne dağıtıyorum buraya. Eksi x, eksi 1 eksi 2 çarpınca artı 2. Bölü x eksi 2 var. Aha da çözüm bu. Neymiş yukarısı? X artı 5. X eksi 2 bunu çözeceğim. Tamam. Şurasını ben bir daha yazayım mı? Şöyle yazayım abiler. X artı 5. X eksi 2 büyük eşit 0. Yukarıda x eksi 5. Aşağıda x 2. Bu paydanın kökü. P. Yazdım. Aldım tablosunu. 2 tane var. Küçükten bir yana olur. Eksi 5 ile 2'ymiş. Şu kırmızı yok mu? Var. X'in önündeki işaret artı. E bu da artı. Çarparsam artı. En sağ. Bunlar normal kök. Abi şurası. Normal kök. Şöyle yaptım ve unutmayın. Paydanın kökü 2 ya. Şöyle olacak. O eşit değilmiş. Çok önemli değil o. Artı. İşaret değiştireceksin sağa. Eksi. Artı. Sıfırdan büyük eşitliği istiyor. Söyleyeyim. Büyük eşit olan yer şurasıymış abi. Tamam. Şimdi bunun çözüm kümesi kim? Şöyle yazayım ben. Eksi sonsuzdan eksi 5'e eşitlik var. Şu köşeli. Birleştiriyorum. Bu fena değil soru. 2'den artı sonsuza burası zaten açık. 2 paydanın kökü olduğu için eşitlik var ama bunu da almıyorum. Dikkat edin. Şimdi bunun çözüm kümesi bu. Bana niye sormuş burada? Sağlamayanları sormuş. Dikkat edin aman aman. Sağlamayanlar şu aradakilerdir. O arada kimler var? Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bunun çözüm kümesi şöyle gösterebilir. R eksi. Eksi 5'ti 2. Eksi 5 köşeli ise çıkarırken açık olur. Tam tersi. Bu açıksa bu köşeli olur. Burası sağlamayanları çıkarıyorum. İşte sağlamayanların toplamını sormuş. Kim var orada? Eksi 4, hocam, eksi 3. Efendim? Kemal'in bir sorusu varmış ama. Tamamdır. Bu 1, 2. Söyle Kemal. Heh. Açıyorum bir dakika. Hocam kusura bakmayın ben biraz fazla oldum da. Sağ ol. Niye fazla olsun Kemal? Derste sormayacak mıydın masada otursaydık? Evet hocam. Hocam şey hani burada eksi 5 kapalı dedik. Eksi 5'i de dahil ettik ya. Oradaki tabloda eksi 5'in altındaki sıfırın içini neden doldurmadık? Ya onu ben şey ciddiye almıyorum. İstiyorsan dolduruyorum. Hocam ben ciddiye alıyorum onu ya. Onlara bir... Tamam ben aldım Allah'ça. Bak şurada zaten eksi 5'i şurada köşeli yaptım ya. Aynen hocam onu fark ettim. Neden için doldurmadı acaba? Çünkü hocam ben biraz eşitsizliği boşladım biliyor musunuz? Ondan dolayı yani. Dedim acaba unuttum mu falan filan diye. Yok yok. Tamam orası dolu abi. Allah tamam. Canlaması senin. Bu da boş. Allah. Hocam. Hocam. Tamam. Efendim. Birinin daha sorusu var. Açıyorum. Tamamdır. Şu pencereyi kapatayım. Aşağıda polisler geziyor bir sürü. Efendim. Hocam şey soracaktım ben. Mesela burada hani sağlamayan diyor ya. He? Onun yerine mesela çıkartmasak da diğer sayılardan mesela büyük eşittir yerine küçük desek direkt. Öyle bir şey olur mu? Şeyi tabloyu kullanırken mi? Yok yok. Ya, evet aynen. Evet evet. Tabloyu olur, mesela olur. Büyük eşittir olur. Değil de küçük diye kullansak. Hani küçük yaparsan tabii tabii. Küçük yaparsan tersini bulmuş olursun. Tersini bulduğun zaman da sağlamayanları bulmuş olursun. Tamam yani öyle de bulunabilir. Tabii bak şöyle. Şimdi sen ne yapıyorsun onu? Küçük yapacaksın değil mi? Yaptın. Hı-hı. Ben küçük yapınca zaten direkt şurayı bulursun. Sıfırdan küçük olan yeri. Eksi 5'te 2. Tamam. Öyle de çıkıyor yani. Tabii ki çıkar. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Şunları topluyorsunuz abisi. Olay bu. Şu alttakini de çözeceğim. İşinize yarayacak olan soruları çözeceğim vallahi. Söyleyeyim. Şu örnek 6'yı da bir büyüteceğim ekranı. İnşallah şurada bir sorun yok. Şöyle bir dursun. Fotoğrafını çekmek isteyen varsa. Ya da hepsini yazdıktan sonra mı çekersiniz? O daha mantıklı. Şimdi ben bir büyüteyim orayı. Hepsini doldurayım öyle çekin fotoğraf çekenler varsa. Şuraya yazısı bakın. Çözüm kümesini sormuş. Şimdi bir cümle geri söyleyeceğim. Bu da önemlidir. Lütfen unutmayın. Şurada şimdi x kare artı x artı 1.
Şimdi bu arkadaşın köklerini bulamazsınız. Bakın deltasına bakarsam b kare eksi 4ac şu delta eksi 3 sıfırdan küçük çıktı. Diskriminantı. Bu kökleri yok demektir. Kök yok. Ama kök yok demek şu demek, sakın ona x'ın önündeki işareti artıyı unutmayın. Bir daha söylüyorum. Buradan kök bulamazsınız sıfır eşitlediğiniz zaman. Ama sıfır eşitlediğin amcayı kök bulamıyorsanız bunu atmayın sorudan. X karenin önündeki işaret artıysa artı. Eksi ise eksi olacaktır. Bunu tabloda kullanacağım. Devam. Şuraya sıfır eşitledim. X eşittir 3'müş. Şunları sıfır eşitledim. Yapalım. X kare eksi 4 sıfır ise X kare 4. X buradan hem 2 hem eksi 2 geldi ya. 1, 2, 3 tane. Şuraya sığdırayım ben ya. Kocaman alan oluyor abi ben açınca böyle genişletince. En küçük eksi 2. 2. Bir tane daha var. 3 var. Bu 3 paydanın kökü. Kibar kibar. Yazıyorum ben bak payda. Hadi şöyle. O da çok önemli değil. Kemal için şimdi yapacağım olayı durun. Kemal gülme. Şimdi geldim şuna abi. Kemal Bey diyor ki sıfırdan büyük. Bakın eşitlik olmadığı için bir kere hepsi açık. Kemal amcam için yaptım burayı. Böyle açık kalacak. İçi boş yani. Eşitlik olsa da dolduracaktım. Ama 3'ü gene doldurmayacaktım. Çok paydanın kökü. Burada sorunsuz her şey. X'ın önündeki işaret artı. Bak ona dikkat edin. X'ın önündeki işaret artı. Karenin önündeki işaret artı. Artıları çarpınca hepsi artı. Artı, eksi, artı, eksi. Tamam. Sıfırdan büyük olan yeri istiyor. Şurası ve şurasıymış. Ne de abi? Eksi 2'den 2'ye. Bunlar hep açık. Eşitlik yok. Birleştir. Nereden? 3'ten artı sonsuza. Şurası değil mi artı olan? Bu da açık, bu da açık abiler. Bilginize. Küçültüm ben şunu. Fotoğrafını çekmek isteyen varsa şimdi fotoğraf çeksin abi. Dur şöyle bir indirdim aşağı. Tamamdır. Her şey gözüküyor. İyi oldu. Bilginize. Anlaşılmayan bir şey varsa ne olur sorun. Hata yaptım diyorsanız işlem hatası da yapmış olabilirim. Çok önemli değil. İşlem hatası yaptıysam söyleyin. Hocam durun diyeyim. Dururum vallahi oradan. Hiç sorun değil. Tamam mıdır? Peki. İlerliyorum. Şunu siliyorum. Çıktım abiler. Kaçıncı? Şu sayfaya geleceğim. Evet. Üçüncü sayfa. Üçüncü test. Kalem nereye gitti? Gel kalem. Şimdi şuradaki mesela şöyle bir şey verdi. Bakın ne güzel sorulur. Tamam. Soruda diyor ki bakın eşitsizliğin çözüm kümesi işte AB'ymiş falan filan. Bir dakika şunu önce küçültmem lazım. Küçükken şunu açacaktım. Her seferini unutuyorum ben bunu. Şöyle bir açayım. Gel. Şurada ben maviyi kullanacağım. Şimdi baktığım soruya bakın büyüteyim. Rahat rahat görsün herkes. Sonra ben bunları küçülteceğim zaten. En son fotoğraf alırken siz. Sıfır eşitliyorum. X kare eşittir 9. X buradan 3'e eksi 3 geldi. 2 tane oldu. Paydaya amcaya dikkat edin. Paydanın köküne. Şurası payda geldi. Değil mi? O paydanın amcasında bakın şimdi ben sanki bulamam gibi geldi ama bir bakayım. Ben bunu bir deltasına bakayım. Hani b kare 1 eksi 4 a çarpı c. Bak dikkat edin. Şimdi şu şunu artı yaptı ama burası 1 eksi 12. Bakın. Delta sıfırdan küçük geldi. Görüyor mu herkes? Şurası eksi 12 daha doğrusu. Şöyle. Sil amcamı sil. Gel. Şurada 12 eksi 11 mi geliyor? Tamam. Eksi 11 sıfırdan küçük yanlış görmediysem. Şurası delta sıfırdan küçük geldi. Diskriminant. Bunda kök yok. Ama şu eksiyi unutursanız Allah çarpar. Aldım abi. İki tane. Şu soruları yapmam lazım. İlerideki karışık sorular için lazım bana. Kimler var? İki tane kök var. Eksi 3'ü 3 var. Şimdi Kemal Bey için yapalım. Bunlar üst tarafın kökleri. Büyük eşit 0 eşitlik olduğu için aha da doldurdum bunların içini Kemal aferin olsun. Sonra bakıyorum. X kare önündeki işaret. Bak dikkat edin ne olur. Bu artı X kare önündeki işaret. Eksi abiler. Okey. Artı eksi çarparsam eksi. En sağ eksi yazdım. Tamam. Haberiniz olsun. Eksi artı eksi geldi. Sıfırdan büyük olan ve eşit olan yerler eksi 3, 3 eşitlik olduğu için aha da aha da. Ne demiş bana? Çözüm kümesi demiş. A, B olduğuna göre. Öyle demek ki bu A'ymış, bu da B'ymiş.
çarpımı sormuş eksi 9. Ne güzel soru. Bunları yapmadan ilerleyemem kesin. Her şeyi çeşitli dokunayım sonra karışacak bunlar zaten. Karışmayacak çok fazla. Şunları iyi anlarsanız tamamdır. Şöyle bir bakın. İsteyen böyle fotoğraf alır. İsteyen en son fotoğraf alır abi. Küçülttüm. Şimdi bir alttaki soruya geleceğim. Uzun uzun şu yukarıdaki açıklamaya gerek yok abiler. Şimdi şu soru da bakın üst tarafta ben bir söyleyeyim iş olsun diye. Sorularda şöyle bir şeyler olursa 2 üzeri x, 3 üzeri x eksi 1 mesela ben bunu sıfıra eşitledim. 2'nin hangi kuvveti sıfır olur? Yok. Burada kök yok. Burada kök olmadığı için bunları ciddiye almayacağım. Tamam. Tabloya bunlar alınmaz ama şeye dikkat edin. Tabloda artısı şey yapılır. Şurası artı olarak alınır hep. X'in önündeki işaret hep artıdır zaten o. Söyleyeyim. Mesela eksi bile olsa aşağı alırım gene artı olurum onun. O yüzden şöyle yapacağım. Şimdi şöyle bir soru gelirse 3'ün x'ini sıfıra eşitledim. Yani 3'ün hangi kuvveti sıfır olur? Yok. Öyle bir şey yok burada abi. X kare eksi 1'i sıfıra eşitledim. X buradan hem 1 hem eksi 1 oldum 2 tane. Aşağıya aldım. 4 eksi 0'ı eşitledim. X eşittir kaç? 4. Ha dedim bu paydanın kökü. Dikkat edin. İndim abi. 1, 2, 3 tane. En uçundan eksi 1, 1, 4 geldi. X karenin önündeki işaretleri dikkat. Gel lan sen buraya. Bak burası hep artıdır. Artı. X'in önündeki işaret artı. X'in önündeki işaret eksi abi. Eksi artı turuncuları çarptığınız zaman en sağa eksi gelecek. Tamam. Şimdi dikkat edin. Eşitlik var. Eşit olduğu için üst tarafın kökleri 1 ve eksi 1'in içini doldurdum. Tamam. Artık kurallara uyalım. Peki. Alt taraf yok. Alt taraf hem şöyle paydanın kökü hem de içini zaten eşit alamam. Aha bu. Tam net kurallara uyalım. O zaman eksi yuvadaka karşılaşınca değiştireceğim. Eksi artı eksi artıdır millet. Ne istemiş benden sıfırdan? Büyük eşit olan yerler. Aha da bu. Aha da buymuş. Eksi sonsuzdan eksi 1. Bakın şurada var. İyi onu ben silmemişim. Yazmayalım bari onu. Eksi sonsuzdan eksi 1'e. Eksi 1 köşeli ya da yazalım yani aman. Eksi 1 şu köşeli. Eşitlik olduğu için bu açık. Birleştiriyorum. 1 ile 4 arası 1. Dolu ya içi. Köşeli. 4 açık. Boş. Çünkü paydanın kökü. Okey. Vallahi anlıyorsunuzdur ya anlıyorsunuz. Zor filan değil. Her çeşidini bitirince çok net anlayacaksınız. Şunu birazcık küçülteyim. Sonra diğer tarafa geçeceğim. Küçültüyorum. Şuraya geleceğim. Allah'ım o çizgi ne? Deli mi ne? Allah Allah. Şurası. Bakayım buna gerek var mı? Hadi yapalım yapalım. Çok önemli değil ama hızlıca yapalım. Çünkü oradan bir tane şey geliyor. Kök geliyor. Şu olayı yapıyorum. Örnek 9'u yapıyorum. Aldım 1. 2 üzeri x 8. Bunu karşılattım sıfıra. 2 üzeri x 8 ise bu 2'nin küpü. X buradan 3. Bir tane buldum. Şunu aldım. X kare eksi x eksi 2 eşittir 0. 2 kere 1. Şu eksi bu artı. Bunu herkes ayırmayı biliyor. Biliyor. Karşıya atınca x eşittir 2. X eşittir eksi 1. 2 tane daha buldum. Alt tarafın kökleri yok. Şimdi hani 1 kere 7 tamam da yok alt tarafın kökü abi. Onun altının kökü olmadığı için delta 0 çıktı büyük ihtimalle. Kökü yok. Ama işaretini alacağım ne olur dikkat edin. Tamam. Aa çizdim. Kaç tane bulmuşum? 3 tane. Bulmuşum. En küçüğü kim? Eksi 1, 2, 3. Sıraya dizmişim. Eşitlik yok zaten. Sıfırdan küçük yer. Şunların hepsini şöyle yaptım. Eşitlik yok. Şu artıdır daima. Bu artı. Bu da artı Allah'ın işine bakın. Aşağıdaki şu x'in önündeki işaret eksi olsaydı eksi yapacaktınız. Dikkat edin ha. Kök yok diye unutmayın burayı. Burası zaten artıymış. O zaman neymiş? Artıymış, eksiymiş, artıymış, eksiymiş almış. Tamam. Sıfırdan küçük yerler istiyor. Şurası ve şurasıymış. Ha şurada var. Eksi sonsuzdan eksi bir. Eşitlik yok. Birleştiriyorum. 2 ile 3. Eşitlik yok. Bu. Başka ne olsun? Küçültelim. Aşağıdaki olaya geliyorum. Aşağıdakinde sadece bir cümle söyleyeceğim. Çözmeyeceğim orayı. Ben söyleyeyim alttakini. İsterseniz çözeceğim. Çok önemli değil ama. Şuna bir baksanıza. Şimdi bu sorular içinde şunu bilin. Parantezin üstünde tek kuvvet varsa
Kuvvetler bir işime yaramaz tek kuvvetler. Atın. Tamam. Bak 2015 attım, 2017 attım, 1517'nin sayısı bunları atıyorum. Ve ben bunu çözüyorum. Tamam. Hadi bir çözelim eş olsun diye. X artı 2. Çift kuvvet olunca bir şeyler gelecek. Az sonra. Nedir kökleri? Sıfırı işlerim. 3. Şuradan da yazarım. Sıfırı işlerim. 6. Sıfırı işlerim. Eksi 2. Bu payda. P abi o P payda. Çizdim. 1, 2, 3 tane. En küçüğü kim? Eksi 2, 3, 6 çizdim. Paydanın kökü eksi 2 ya. Aha bu. Küçük eşit sıfırı istiyor. Bunların hepsi köktür. Yaptım. Üsttekiler 3 ile 6. Üst tarafın kökü eşitlik olduğu için doldurdum. Bu doldurmalar Kemal hep senin için ben söyleyeyim abi. Şurası boş. Hepsinin önündeki şart artı. Artı, eksi, artı, eksi abi. Sıfırdan küçük olan yerler şurası ve şurası. Bak cevap şurada gözüküyor. Tamam. Ve şeyi dikkat edin. Eksi 2 paydanın kökü olduğu için şurası açık ne olur dikkat edin. Diğerlerine bakın abi. 3 ile 6 yukarının kökü ve eşitlik olduğu için bakın kapalı. Görüyor değil mi herkes? Küçülttüm. Ne olur tam şöyle bir fotoğraf falan almak isteyenler alsın abi. Şurası gelmesin. Bu mudur budur. Şu fotoğraf için bekleyeyim. Çünkü bunlar gittikçe karışacak ama bunları bilelim ki karışık sorular kolay gelsin. Tamamdır inşallah. İyi gidiyoruz değil mi? Sorun yoktur. Kimsenin sorusu yok şu an. Tamam peki. İlerle o zaman burayı kapatıyorum valla. Peki. Çıktım. Bir sayfa daha ilerleyeyim şurada. Heh, şimdi baksın herkes. Ne olur aman aman aman. Dur önce bunu şey yapıp normalde çevirip yapacaktım ben. Hani her seferinde unuttuğum için. Gel abisi. Şimdi abilerim ablalarım. Çift kuvvetler. Bakın şimdi şurada bir açıklama yapmış ya ki ben o açıklamayı ciddiye almıyorum da. Diyor ki açıklamada. Üstünde çift kuvvet varsa diyor. Şöyle yapayım. Çift kuvvet varsa diyor, işte bunu sonradan atabilirsin diyor. Tabloya almayabilirsin. Yok işte tabloya alırsan diyor, işaret değiştirmez falan filan. Ben tabloya alacağım. Alıştırın kendinizi. Çünkü tabloya almadığınız zaman unutursunuz. Bir şeyler bozar. Yanlış yaparsınız. Tabloya alacağım ve tabloya alınca da işaret değiştirmeyecek. Parantezin üstünde çift, şöyle yazayım ya dur. Direkt şunu şimdiden bilsin herkes. İleride yazmış onu ama. Üstünde çift kuvvet varsa parantezin. Bu bir. Kök derecesi çiftken bu ya da mutlak değerli ifadeler bu mutlak değer abisi. Bunlar tabloya alınır ama işaret değiştirmez. Şimdi ben söyleyeyim. Değiştirmez. Kimler? Mutlak değer bir, kökün derecesi çiftse iki ve parantez kuvveti çiftse bunlar işaret değiştirmeyecek. Tabloya yazacağım ve işaret değiştirmez. Tabloda da bunları daima artı alacağım. Tabloda işaret olarak artı alacağım. Onu anlatmaya çalışıyor. Bakın abi alttakine. Sonra küçük bir ara veririm. Bakın şurayı anlayınca daha bu konu ilerleyecek. Çok rahat yapacaksınız. Sabredin ne olur. Bir. Çift var abi şurada. Bu çift. Sıfır işlerim. X eşittir 3. Bu ne? Çift katlı kök. Artık öyle ben şey yazarım. Tek kuvveti attım. Bir işime yaramaz. Tek kuvveti attım. Bir işime yaramaz. Bu çift. Çift ya. Aldım bunu. X eşittir kaç? 5. Bu hem çift hem de paydanın kökü. Dikkat. Şimdi ne diyor abi? Kaç tane kök buldum? Ha, bu arada bir eksi bir unutmayalım. Dur, şunu başka renkli yapayım mı? Yeşil yap. Şunu x eşittir eksi 1 var. Aşağıda unutmayalım. Şu tek kuvveti değil mi? X eşittir 4 var. Bakın kaç tane kök bulmuşum? 4 tane buldum galiba. Şunu bir aşağı alayım mı ben? 4 tane kök buldum abisi. Getiriyorum. 1, 2, 3, 4. Bir bakayım yanlış olmasın. X eşittir 3 var. Okey. X eşittir eksi 1 var. Tamam. Şu eksi 1. X eşittir 4 var. Okey. X eşittir 5 var. 5 hem çift hem paydanın kökü. 2006 yine çift. Şimdi yazıyorum küçükten büyüğe. Eksi 1, 3, 4, 5 yanlış görmediysem. Şimdi ben ne dedim? Şu sarıya dikkat edin. Ne olur orada sarı varmış ya sarı olmasın. Çok garip renk olur. Çift kuvvetlerin önündeki şu çift ya önünde ikisinin önünde artı ya da eksi olması bunda değil. Eksi bile olsa artı alacağım. Bu artı. Tek kuvvet parantezi atmıştım.
X önünde işaret artı. Çift, bakın önde eksi var değil mi şurada? Çift önünde eksi olması umurumda değil. Artı. Tek kuvveti attığım zorunun önünde zaten artı vermiş, artı. Hepsini çarptığım zaman artı çıktı. O zaman en sağ tarafı artı yazdım. Şimdi tabloya geri dönüyorum. Tabloya dönelim abiler. Kim paydanın kökü? X eşittir 5. X eşittir 4. Okey. Kim çift? Çift kuvvetler kim? Dikkat edin. 2016'nın üstünde çift vardı. Yani 3 çiftmiş. 3 çift. 3'e 2 tane yazdım. Görüyor değil mi herkes? Mantığı bu. Hani tabloyu net olarak çözeceklerse böyle çözecekler. Sonra çift olan kim var başka? 5. 5'te de çift var. Soruda küçük eşit 0'ı istiyor. Şurada var. Dikkat edin onu. Şimdi küçük eşit 0. Paydanın kökü, içini boş bırakıyorum. Kemal'in kulakları çınlasın. 3 yukarısı doldurdum. Eksi 1 yukarıda doldurdum. Görüyor değil mi herkes? 4 paydanın kökü, içini doldurmadım. Okey, o paydanın kökü ve şey değil, çift değil. Bak tek kattım. Peki başlıyorum. Çiftlerde işaret değiştirmeyecek. En sağa artı yazdım. Şu çift katlılar, yani şöyle iki tane üst üste köklü işaret değiştirmeyeceğim. Artı, devam ediyorum şu rengi bulayım ben. Şurası artı, üst üste mi var? Hmm, devam, artı, tek karşılaştım, eksi, çift karşılaştım, eksi, tek karşılaştım, artı, olay bu. Sıfırdan küçük yerleri istiyor. Sıfırdan küçük yer şurasıdır abiler. Dikkat edin, çıkabilecek en karışık soru tarzı bu. Bununla başlamış zaten bu arkadaş. Tamam. Şurası kim var? Eksi birden dört arası. Eksi bir dolu. Şu. Devam ediyorum. Dört. Boş. Şu. Aradaki çift katlara bakacağım. Dikkat edin onu unutmayın. Sonra acaba başka. Bir de şuna bakacaksınız. Dışarıda mesela içeride bir üç var. Şu arada bir üç var. Üç eşit değil mi? Üç yukarının kökü, tam sorun yok. Bir de çözüm kümesinin dışında bir yerde şu çift katlıya bakalım. Çift katlıya bakacağım. O çift katlı çözüm kümesinin dışında. 5 alt tarafın kökü değil mi? Üst tarafın kökü olsaydı bunu şöyle birleştirip ekleyecektim. Görürsünüz gibi. Ama yok. Bu alt tarafın şöyle olduğu için bunu zaten almayacağım. Bu yok. Yani eksi 1 ile 4 arasıymış bilginize. Tamam. Haberiniz olsun. Önemli midir? Vallahi önemli. Ben söyleyeyim. Şöyle bir baksın herkes. Saat kaç? Evet. Bir ara vereyim. Saat başında geri dönüm. Şöyle dursun. Hocam. Heh. Merhaba hocam. Efendim söyle. Hocam şey dediniz ya, çift kuvvetlerde önde eksi olsa da artı alacağız. Artı. Dedi. Orada parantez olması lazım değil mi? Tabii tabii. Parantezin üstü çift olacak abi. Tamam. Tamam, yani şu parantezin üstünde şöyle çift kuvvet olduğu zaman içinde eksi de olsa artı da olsa bunu hep artı alacağım. Ama parantez olmazsa o zaman eksi alacağız değil mi? Tabii tabii, o eksi ise eksi abi. Tamam. Tamam. Peki görüşelim saat başı. Şurası dursuncu şöyle. Fotoğrafını çekmek isteyen varsa çeker abiler. Buradan devam edeceğim. Bu sahneden devam ediyorum bilginize. Tamam mıdır? Gelsin şöyle 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 gelsin. Tamamdır. Gözüküyor değil mi ekran? Doğru paylaşım yaptım. Gözüküyor hocam. Tamam peki. Şimdi şu 11. örneği yapmıştık millet. Sen yoktun tabii Batu. Şu 12'den bir devam edin bir zahmet. Şimdi 12. soruyu için ben üst tarafı da kullanayım. Şöyle bir şey. Bir dakika. Nerede? Tamam. Şimdi bir kere ne yapıyorduk? Hani işler yapamam diyordum ya. Ama sorularda eğer gülürseniz de bu ayrı bir şey de. Alt taraf kesin artıysa bakın. X artı 2'nin karesi bu daima nedir? Artı değil midir? Zaten sıfır olamaz. O yüzden işler dışı yapabilirsiniz. Söyleyeyim. Eğer istiyorsanız onu da söyleyeyim. Ama diyorsanız yok ben yapmam. Çünkü alt tarafta şurası mesela x artı 2 sıfırsa x eşittir eksi 2 olamaz ya hani paydanın kökü. O yüzden de hani size tavsiyem o işler dışlarda da biri bu tarafa alıp payda işleseniz de olur. Dedim ve yapacağım. Haberiniz olsun. Nerede? Öyle söyledim orayı ben. Geçiyorum. Şuraya geldim tekrar. Üst tarafı şöyle kullanıyorum millet. Şu 9x artı 4 bölü x artı 2'nin karesi. Artı 1'i aldım. Eksi 1 lütfen unutmayın.
Sıfır olmalı abi, şu buraya gelecek. Şimdi şunu alıp pay değiştiriyorum. Yani çok uzun falan değil. 9 x artı 4. Eksi 1'i çarparsam eksi şunun karesi bölü. Aşağıyı unutmayın ne olur. İşler dışı yaptığınız zaman eğer paydayı kaçırdım diyorsanız işler dışı yapmayın. Şu anda yapmadım. Sonra şunu ben bir açacağım. Şimdi dikkat edin. Şu 9 x artı 4 var. Şöyle bunu yazayım buraya. Üst taraf boş zaten. X artı 2'nin parantez karesini açıp eksi dağıtıyorum. Haberiniz olsun. X birincinin karesi x kare. Eksi x kare. Eksi dağıtıyorum bilginize. İkisinin çarpımı 2 katı. 2x'in 2 katı 4x. Eksi 4x. 2'nin karesi 4. Eksi 4. Bölü x artı 2'nin karesidir. Mantığı bu. Büyüktür 0. Şimdi ben bunu bir düzenleyeyim. Şu aşağıya alacağım. Geldim. Hep bunun için uğraşıyorum. Bir saatten beri bu. 9x, 4x çıktı. 5x oldu. Artı 4, eksi 4 gitti. Eksi x kare geldi. Aşağısı x artı 2'nin karesi. Aha da büyük 0. Bunu çözeceğim. Bilginize x parantezini arıyorum. Aldım x'i yukarıyı. 5 eksi x. Aşağısı x artı 2'nin parantez karesi. Büyük 0. Tamam mıdır millet? Şimdi aldım. 0'a eşitlersem x buradan bir 0 çıkar. X buradan 5 çıkar. Aşağısı x oradan eksi 2 çıkar. Alt taraf paydanın kökü olmaz. Ve çift katlı. Hem paydanın kökü hem çift katlı bilginize. Yukarıda bir soru yok zaten. Getiriyorum. 50 kere söylediğim şey. Tablosunu çizeceğim. Kaç tane kök bulmuşsam ona bakacağım abi. Kaç tane buldum? 3 tane buldum galiba, değil mi? Bakın. 0, 5, eksi 2. En küçüğü eksi 2. 0, 5 yazdım abiler. Kim? Çift katlı. Şu. Eksi 2 ve paydanın kökü. Yani şöyle yaptım. Hem bu hem de şöyle. Soruda eşitlik yok. İşleri boş kalacak. 0 ile 5 yukarının kökü. Tek kök şöyle yazdım. Okey. Şimdi ne yapıyordum? İşarete dikkat. Lütfen dikkat işarete. Eksi yapmayayım. Mavi artı yapayım. Bakın şuradaki artı, şurası eksi. X'lerin önü. İstiyorsan sadece yukarıdakini de eksi alabilirsiniz. O size kalmış ama. X artı eksi. Aşağısı zaten artı çift ya. Ciddiye almadım. Şunla bunu çarparsam eksi geldi. Şu eksiyi buraya getiriyorum. Eksi artı eksi. Aha, çift kök. Devam ettim eksi. Sıfırdan büyük olan yeri istemiş. Dikkat edin. Sıfırla 5 arası. Sıfırla 5 eşitlik yok. Şu ve şunu aldım bilginize. Tamam. Bana ne istiyor bu adam? Tam sayıların toplamı. 0 ile 5 arasında kimler var? 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. Bu arada bizim alt katta inşaat var abi. Birileri taşınacak. Deli ses çıkıyor. Şu anda ses geliyor mu bilmem vallahi. Şu geliyor mu? Geliyor hocam maalesef. Oh! Oh! Allah'a ağlayacağım ya. Korkunç. En azından sabah bayağı azaldı ama şimdi yine başladı. İlk derste yoktum. Ne diyeyim insanlara? Evin her yerini deliyorlar büyük ihtimalle. Var mıdır soru da sorun. 0 ile 5 arasında toplamını sormuş. Toplamı da kaç demiş? 4, 7, 8, 9, 10 mu? 100 mu artık? Kaçsa valla. Şıkladı yok ki. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şıkladı. 10 yok. Dıt dıt dıt. Yanlış olan bir şey var mı? Yok. 0 yok. 1. Bunlar zaten sağlar. 2. Yanlış toplamışlar bence bunu. Bunun şeyi nerede? Gerçek orijinal yeri. 12. 12. 10 demişler. Şıklarda 10 yok. Şurası 10. Haberiniz olsun. Tamam mıdır soru? Sildim. Olan varsa beni yukarı. Bak demiştim hızlıca geçerim ne olur. 13'te bak orada mutlak değerler var. Oy ses oy. Mutlak değerler var. Şaka gibi ya. Ne yapalım? Çok yani ses geliyor mu? Geliyor da bakıyorum. Beni o kadar rahatsız etmedi açıkçası. Peki. Kimseyi rahatsız etmiyorsa ben burada kalayım. Az sonra biter o. Çünkü öbür taraf da felç yani. Balkona gidecek az sonra. Yok yok. Devam abisi. Böyle sakin kulaklık taksam azalır mı? Dur bakayım.
Bir dakika. Şaka gibi ya. Bu da bizim şansımız bugün. Şimdi nasıl ses? İyi, daha iyi sanırım. İyi, peki böyle. Benim sesim de iyi mi şu anda abiler? Evet hocam, iyi şu anda. Tamam, peki. Şimdi bunu böyle yapayım. En azından ses daha azalır. Çünkü o şey daha küçük alır. Şimdi şu soru abiler, 13. soru. Ne demiştim? Unutmayın. Mutlak değer, sonracıma kök, derecesi çiftken, bir de parantez üstünde çift varsa, bunlar çift katlı köktü. Bunlar işaret değiştirmiyordu. Bak orada mutlak değerler var. Şurası x eşittir 1, x eşittir 0 eşitliyorum. 6 bölü 2'den 3. Şu x eşittir 10. Bu çift katlı mutlak değer. Aşağısı x eşittir 2. Hem çift katlı hem paydanın kökü abi. Dikkat edin, ne olur dikkat edin. Bak yazıyorum, 4 tane kök var. Artık rahat rahat yapıyorum. Kendinize güvenin, bir sürü şey yaptım valla. En küçüğü kimmiş? Şöyle bir gel bakayım sen buraya. 1, 2, 3, 10 sırası. 1, 2, 3, 10 yanlış görmediysem 1, 3, 2, 10 tamam. Paydanın kökü kim? 2 şu. Tamam mıdır? Sonra acaba mutlak değer bu. Çift. Sonra kim? 10 çift katlı görüyorsunuz değil mi? Paydanın kökü değil ama bu. Sonra küçük eşit sıfırı istemiş. Eşitlik var. Eşitlik olduğu için paydanın kökü hariç değerlerini dolduracağım. Şurayı doldurdum, bu doldurdum abi. 3 yukarıdan geldi dolu. Bu da, bunun gerçek çözüm mantığı budur bilginize. Şimdi işaretleri de dikkat edin ne olur. Aman şurası artı. X'in önündeki işaret artı. Mutlak değere bakmıyorum, o artı. Buna bakıyorum artı. Artı ile artı çarparsam artı. Çiftle karşılaşınca değiştirmiyorum. Artı. Tekle karşılaştım. Eksi. Çiftle karşılaştım. Devam. Eksi. Artıdır. Tamam mı? Şimdi dikkat etmeniz gereken bir şey daha geliyor. Ne olur dikkat edin. Bu tam sayılar. Şimdi sıfırdan küçük eşitleri alıyorum. Küçük olan yerler şurası. Sağ tarafa yazacağım. 1 ile 3 arası. Köşeli köşeli. Dikkat edeceksiniz. Burada kimler var? Bakın köşeli. 1 var. 2 var. 3 var. 2 paydanın kökü değil mi? 2'yi alamazsınız. Lütfen dikkat. Bu sorunun tek zaten mantığı bu. Bir 2'yi alamam. O gidecek. Bir de çözüm kümesinin dışında bir yerde bakın 10 var. Çift katlı kök var ya çözümün dışında. Peki 10 üst tarafı yazınca üst tarafın kökü değil mi? 10 yazarsam 10 eksi 10 sıfır oluyor. Bu da sağlıyor. O zaman bir de 10'u alacaksınız. Ay sese bak ya Rabbim ya. Ne varmış? 1 var. 3 var. 10 var. Toplarsam 14 ediyor. Çok önemliydi bu da. Onu bir yazın ne olur. Allah'ım ses. Çok geliyor mu ses? Yok hocam, gelmiyor. Tamam, Senan bir soru sor bu arada. Tamam sorsun. İyi, ses gelmiyorsa daha iyi. Sor Senan. Hocam şey bu onu neden aldığımızı tekrar söyleyebilir misiniz? Şöyle söyleyeyim. Şimdi sol tarafa yazacağım zaten bu şey ekran boş. Bak. Ben şöyle tablo yaptım ya. Şimdi tabloda ne çıktı? 1 ile 3 arası çıktı. Sadece 1 ile 3'e bakıyorum. 1 ile 3'ü aldım. Çözüm burası çıktı değil mi? Hı hı. Çözümün dışında bir yerde çift katlı kök var mı? Evet. Var. Çift katlı. Peki içi dolu mu? İkisi de dolu mu içi? Evet. Çözümün dışında bir yerde çift katlı kök varsa ve paydanın kökü değilse yani üst taraftaysa bunu da alacaksınız. Çünkü bak yukarıda şöyle bir şey var. Mutlak içinde x eksi 10 var. Üst tarafta. Ben x'lerini 10 yazayım. 10 eksi 10 0. 0 0 eşit çıkıyor. Orada bir eşitlik var. Anladık? Tamam anladım. Ama şey eşitlik olduğu zaman böyle. Tabii tabii. Mi? Eşitlik yoksa zaten hiç almıyorum. O ayrı bir şey. Tamam. Evet. Anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu mudur? Budur. Vallahi bunlar önemli. Çok önemli millet. Şunu ben küçülttüm şöyle. Hatta tümden küçülttüm. Fotoğrafını tümden çekmek isteyenler varsa. Ne bileyim gözüküyordur inşallah şöyle. Gözüküyor. Çok küçük değilmiş. Peki. Şimdi 14'ü yapacağım. Bu konudan vallahi de billahi de bir tane gelecek. Ben söyleyeyim. Şu çift katlı mütefekkirlere geçmek üzereyim. Şu zamanda bakayım. Böyle çok şey olmazsa yarın atarım. Neyse devam edelim abi. Ne kadar giderse. 14'e geldim. Şimdi 14. soru. 14 için minicik bir bilgi söyleyeyim. Aklınızda bulunsun. Şurası küçülmüyor mu? En küçük bu oluyormuş. İlginç. Şunlar küçülmüyor mu? Oo, uyuyormuş bunlar.
Ha, şu. Küçülebiliyormuş. Bakayım ne güzelmiş. İyi, bu fena değilmiş. Tamam. Şimdi şunu da bilmenizi isterim. Bir mutlak değerin üstüne, atıyorum mutlak değer amcanın üstüne çift kuvvet kare getirdiğiniz zaman bu bununla aynı şeydir. Değil mi? Mutlak değer kalkar. Beyninizin bir ucunda bulunsun. O zaman ben şöyle yapacağım. O soruda hepsini mutlağa çevireceğim. Canım öyle istiyor. Kime ne? Burada mutlak değer var. Üstünde kare yok ama bunun üstünde kare olduğu için bunu ben mutlak yapacağım. Yani sorum şu. Bu mutlak içinde x eksi 2'nin karesi. Eksi 2 tane. X eksi 2 mutlak değer. 8 alın. Şu oldu. Bu tablosu bile çıkar ama gene de bakalım. Şimdi çarpanları ayırabiliyorum ya. Burası 4 kere 2. Şurası x eksi 2 mutlakla. X eksi 2 mutlak. Kendinize güvenin abi. Ortada eksi 2 tane var. O zaman bu eksi bu artı. Değil mi? Yani bununla bunun, bununla bunun çarpılmış bu soru. Yani bu x eksi 2 mutlak eksi 4 ile mutlak içinde x eksi 2 artı 2'nin çarpımı. Küçük sıfırmış. Peki bunları ben sıfırıma eşitliyorum. Evet eşitleyeyim. Şunu bakın sıfır eşitlersem. Şimdi şu x eksi 2 artı 2 eşittir 0. Şu artı 2 karşıya atayım bir şey göstereceğim. Eşittir eksi 2 e. Mutlak değer eksiye eşit olma şansı yok. Oradan hiçbir şey gelmiyor. Sola bakıyorum. Şunu sıfır eşit dersem ne geliyor abisi? Şu x eksi 2 eksi 4. Hatta daha da pratiğini söyleyeyim. 10 saniye bekleyeyim. Şurası gitti mi? Gitti. Gidince soruda sadece şu kaldı. Şuraya sarı olur mu? Olur. 10 saniye. Nasıl olsa renk çok abisi. Şu sarıyla yazacağım. Şurası gidince sadece bu kaldı ya. Onu şöyle yapıyorum. Şuradan görün. Mutlak içinde x eksi 2 eksi 4 küçük sıfır kaldı. Ne güzel oldu. Şöyle yapalım. Mutlak x eksi 2 küçük 4 oldu. Mutlak değil bir sayıdan küçükse ne yapıyorum? Bu 4 ile eksi 4 herkes bilir değil mi? Eksi 2'ler sağa sola artı gider. Eksi 2 küçük x küçüktür. 6 arasıymış. Tamam. Oradaki tam sayıları soruyor. Kim var? Eksi 1. İşte 0, 1 kaça kadar? 5'e kadar. Toplarsanız kaç geliyor bilmiyorum abiler. Tamam. Hatta biliyorum cevabı 14'müş. Denizliymiş. Toplayınca 14 geliyor. Unutmayın yani mutlak değeri bir şurayı söyledim. Mutlak değerin üstünde çift kuvvetle mutlaksız çift kuvvet aynı şey. Yani mutlağın üstünde çift kuvvet varsa mutlağı atıp parantezi çevirebilirim. Ya da parantezi mutlağa çevirdim. Bilginize. Küçülttüm. Şöyle. Tümden fotoğraf alanlar vardır. Şöyle dursun abi. Vallahi bunlar önemli ha. Söylüyorum şimdi birkaç tane eşitsizlik çözeceğim. Eşitsizlik dersen eşitsizlik diyorum. Ben sistem çözeceğim. Zaten bunlar eşitsizlik. Allah'ım. Kaldırıyorum abi burayı. Kaldırdım. Tamam. Çıkış yapalım. Şuydu. Şuraya geleceğim. Şu. Bunlar şey farklı gözüken bir soru var mı ona bakayım ben. Mutlak var, şu var, şu var. Şunu yapalım mı 11'i? Bakın şu 11'i şöyle bir çekeyim ben sol tarafa. Her şeyin birleşmişi bu. Evet, iyidir bu. Ne olur bir herkes baksın. Şimdi sınavınızda sorsunlar, aha da böyle sorsunlar. Şu ekranı ben temizleyeyim. İlk dersin başından beri anlattığım her şeyin bir birleşimidir bu. Ne olur baksın herkes. Şimdi ben şunu bir aşağı alayım abiler. Bakın başlıyorum şu yukarı. Gelsin kesişmesin onunla. Tamam. Tek tek yapıyorum. İlk yapmam gereken şuydu. İlk dersten kalan her şeyi söyleyeyim. Bir, tek kuvvet var. Attınız. Tamam. Tek kuvvet değiştirdim gözüküyor. 13'ü attım. Sonra mı? Şu kare miydi bir zaman? Tamam. 13'ü atıyorum millet. Gitti. Sonracıma. Dikkat etmemiz gereken ne? Çift. Dikkat etmemiz gereken çift. Görüyor değil mi herkes? Bir daha söylüyorum. Tek kuvveti attım. Çift olanlar çift. Çift katlı. Çift dedim. Sakin sakin. Aa mutlak değer. Mutlak değer de çifti. Haberiniz olsun. Bu aşağı insin. İnşallah anlaşılmıştır. Şurası gel. Yani kalın yaz. Niye şimdi inceldin? Deli mi ne? Neyse bakalım. Sonra devam ediyorum. Tek tek sıfıra eşitleyeceğim. Şurası x eşittir. Hatta
10 saniye dursanıza. 10 saniye abiler. Şu. Ben şu soruyu temiz şeklini yazacağım. Bakın. Şimdi soru temiz. Artık soru şu duruma geliyor. X eksi 2 tertemiz oldu. Mutlak x eksi 5. Bu x artı 3. Burası çift. Çiftleri çift yazıyorum. Bu da çift. Aşağısı 2 üzeri x artı 3. Şu da x üzeri 12 ya. O çift değil mi? E bu da çift. Çift yazdım. Tek tek sıfır eşitliyorum. Hiç düşünmeden. X eşittir 2 var. Dikkat edin ne olur. X eşittir 5 var. X eşittir eksi 3 var. X eşittir 0 var. Sakin sakin. Şu çift. Şu çift katlı. Eksi 3. Bu da çift katlı. Bir de paydanın kökü. Bakın hep aynı şeyi yapmaya başladım. Ne istiyor benden? Sıfırdan küçük yeri istiyor. Tamam mıdır? Getiriyorum abi. Bu niye ince yazmaya başladı? Değil mi ne? Çok kalbimi kırdın. Kalem neredesin? Tamam işte. Allah Allah. Neyse. Sarı yok mu? Sarı gözükmüyor mu? Tamam. Oldu. Şimdi tablosunu çizeceğim. 1, 2, 3, 4 tane. 4 tane çiziyorum abiler. Orası da gözükmez ki. Allah Allah. 4 tane çiziyorum. Ha bu gözükür. Tamam. 1, 2, 3, 4. Nasıl gözüküyorsa artık valla. Neymiş abi en küçüğü? 0 değil. En küçüğü gelsin abi. En küçüğü eksi 3 var orada. Eksi 3 millet. 0, 2, 5. Bir daha söylüyorum. Tek kuvveti attım. Mutlak değeri çift katlı yaptım. Çift kuvveti çift katlı yaptım. Bu sorudan gelir. 12 çift olduğu için çift. Sonra getirdim. Şu bu mesela buraya sıfır eşitince kök gelmez değil mi? 2 üzeri x eksi 3 kim? Buradan kök gelmiyor abi. Kök yok. Onu ilk derste söylemiştim. Getiriyorum abi yazdım. Şimdi çift katlılar. Kimler abiler? Dikkat edin ne olur. Çift katlı 5 eksi 3. 5 eksi 3 görüyor değil mi herkes? 5 eksi 3 çift katlı. 0 hem çift katlı hem paydanın kökü. Hem çift katlı hem paydanın kökü. Soruda eşitlik var. Eşitlik olanları dolduruyorum. Üst tarafta doldurdum. Dikkat edin. Burası paydanın kökü. Doldurmuyorum bunu. 2 kökü kendi doldurdum. Tek bir tane kök varmış. Olayda başlıyorum. Şimdi işaret önemli. Yavaş gittim ama o olsun. Önemli olan çözüm bilmeniz lazım. Şimdi şu önündeki işaret artı. Bu zaten artı. Bu zaten artı. Artı. Burası zaten artı. O zaman artıymış. En sağ artı yazıyorum bilginize. Artı. Bu niye gözükmüyor? Sayfayı küçültmüşüz. Neyse. Şuraya ben sığdırayım abisi. Şurası artı. Görüyor herkes inşallah. Çift artı. Karşılaştım. Eksi. 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 Gördünüz değil mi? Neyi istiyor sıfırdan? Küçük eşit. Oradaki doğal sayıların toplamını istiyor. Şimdi biz şurası çözüm. Başka bir şey yok. Doğal sayılar. Şimdi o arada doğal sayı olan kimler var? 0 var. 1 var. 2 var. 2'de eşitlik var. 1'de var. 0 paydanın kökü. Almıyorum. Bir de şurada çözümün dışında bir tane çift katlı var. Daha az önce söyledim. 5. 5 de üst tarafın kökü. Eşitlik var. Alıyorum. 5, 2, 1. Tamam mıdır? Bilginize neyi sormuş abi? Neyi diyor? Doğal sayıların toplamı sormuş. 5, 6, 7, 8. Haberiniz olsun. Şöyle bir bakın. Anlaşılmayan bir şey varsa ne olur? Lütfen konuşun. Bekliyorum. Tam sınav sorusu bu. Dedim. Bir daha bunun ayarlarıyla oynamayacağım. Bütün şeyler gittiğine göre yazıyordu az önce. Değil mi ne? Allah'ım. Küçülttüm şunu millet. İlerleyeyim mi? İlerliyorum. Çünkü bu önemliydi. Bunu yaptım. Aha da gidiyorum vallahi. Çıktım. Of görüntü. Gel küçül bakayım sen görüntü. Şimdilik sistemler geldi. Bu sistemlerden bir tane çözüm.
Ondan sonra iyi sorular var. Bir tanesine bakın. Mesela şuna bakın ne olur. Biraz üstteki de aynı, alttaki de aynı. Şunu yapalım abiler. Bir bunu görsün herkes. Önce şey yapmak lazımdı. Unutmayalım. İyi var. Yetişecek. Şimdiki ne olur bakın. Şu üsttekini ya da alttakini. Şu üsttekini çözüyorum. Şey alttakini 16. Hemen bunun köklerine bakıyorum. Millet. Şöyle. Kim? X kare tam normal döndü. Eksi 7 x artı 12. Büyük 0. Burası 4'ü 3. Eksi eksi. X eşittir 4. X eşittir 3. Ne olur sistem mantığını öğrenin. Çünkü lazım olacak bana. Görüşürüz az sonra. Alttaki 0'ı işlersen bunu. X eşittir bir 5. Bir de eksi 5 geldi. Bakın 2 tane var. 2 denklem olduğu için 2 tane yapacağım. Bunu alışkanlık haline getirirseniz çok sağlam çözülür. Bazıları tek yapıyor. Tek yaptığın zaman kafanız karışır. Bakıyorum birincisi x kare eksi 7x artı 12. Değil mi? Büyük 0. Diğeri x kare eksi 25 küçük eşit 0. Şimdi kökler 4 tane var. 1, 2, 3, 4. En küçüğü eksi 5. 3, 4, 5. Şimdi dikkat etmeniz gereken şu abiler. Çok fazla bir şey yok. Bunun kökleri, 12'nin kökleri 3 ve 4. Bunun karşısında 3 ve 4 yuvarlak için alın. Bu. Bunun kökleri 5 eksi 5. Bunun karşısında alın. Eşitlik olduğu için içini doldurdum. Tamam mıdır? Başlıyorum abiler. Hızlı bir şekilde lazım bu bize. Kullanacağım az sonra. Önündeki işaret artı. En sağa artı yazdım. Yuvarlakta karşılaşınca değişti. Karşılaştım artı. Artı. Şu gene artı. En sağ artı yazdım. Yuvarlakta karşılaştım. Değişti. Karşılaştım. Değişti. Ne istiyor? Üstteki sıfırdan büyük olan yeri istiyor. Sıfırdan büyük olan yer şurası. Şurası. Alttaki sıfırdan küçük eşit. Şurası. İkisinin kesiştiği yer bakın üst üste. Bir burası bir de burası var. Tamam. Kim? Eksi 5 ile 3 artısı. Eksi 5 dolu. Köşeli. 3 açık. Birleştiriyorum. 4 ile 5 arası. 4 açık. Görüyor musunuz? 5 dolu bu. Tamam bu çözüm bilmek lazım. Nedenini söyleyeceğim. Eksi 5, 3, 4, 5'miş falan filan. Kim kimmiş cevabı neydiymiş bunun? Eksi 5'ten 3'e 4, 5. Adana'ymış millet. Bunu bilmeden sağ taraftaki olayı çözemeyeceğim bilginize. Sorun varsa söyleyin. Bu üst üste olan iki katlı tabloyu öğrenin ne olur. İkisini ayrı ayrı yapıyorum. Kesişen yerleri alıyorum. En sağlam çözümdür bu. Geliyor. Sorun yoksa. Şuna gerek yok. Şunu söyleyeceğim ben size. Şimdi bir cümle daha söyleyeyim. Unutmazsanız sevinirim. Şu tablodan bahsediyorum. Şu grafikten bahsedeceğim. Eğer grafik şöyle olursa ne olur baksın herkes. Şöyle bir şey ya da şöyle bir şey. Önce siyah alayım. Ne olur bakın. X dedi, Y dedi. Alttakiyle birleştireceğim. Şöyle bir şey yaparsa getirdi. Şöyle bir şey çizdi. Şu kestiği kökler şu. Alttakine bakın. Alttaki de teğet olmuş. X'in altındaki her yer eksidir. Şu aradaki yukarı çıkınca artı olduğunu bilin. Şu arası eksi olacak. Köklerini göreceksin ben de istediğimi. Bundan sonrası artı. Şöyle bir şekil olursa X'in altı eksi. Bakın yukarısı artı artı artı. Hep artı gidiyor. Görüyor musunuz? Artı aşağı inmiyor. Bak zaten burası teğet. Teğet nedir? Karedir. Kare nedir abisi? Çift katlıdır. Bilginize. Şu sayfayı çekmek istiyorsanız şöyle bir çekin. Önemli sorulara geliyorum. Şimdi ben o soruyu çevirince şey diyeceksiniz. Aa bu sorular. Evet o sorular diyeceğim. İyi. 10 dakikam kalmış. Tam yetişecek abiler. İyi olmuş. Sizi de çok germeyeyim. İlerliyorum. Batu var mı abi? Birileri bir şey söylüyor mu? İlerleyeceğim. Arkadakiler önemli çünkü. Yok galiba. Yok. Batu dünyamızı buradasın değil mi Batu? Batu da gitmiş. Kimse yok mu? Allah Allah.
Kimseden ses çıkmıyor. Yayın mı gitti abi? Benim haberim yok. Beni kimse duydu mu? Ha, Batu'nun elektriği kesilmiş. Tamam. Okey, tamam, okudum vallahi. Adam bugün sorunlu, her şey gidiyor ya. Tamamdır, okey. Ben o yazılarınızı görmüyorum. Söyleyeyim. Birini host yapsam mı? Ben host yapamıyor muyum birini? Az önce kim hosttu? Beyza mıydı? Beyza, sen host yapayım mı? Dur. Host yaptım. Az önce Beyza'ydı galiba. Beyza? Ağlayacağım. Vallahi ağlayacağım. Ayçi. Ya birinizin, ya neyse ya. Aha da küstüm sizle. Kimse konuşmuyorum abi hiçbirinizle. Kim var orada? Beyza. Atakan, Bengül falan filan. Peki sustum abi. Tamam. Sesim geliyorsa bir sorun yok. Tamam. Yapacak bir şey yok vallahi. Okey. O zaman ben devam ediyorum. Sesim geliyorsa. Hocam. Oh be. Yani benim host'u yapabilirsiniz ama ben anlamıyorum. Yapamam sanırım. Ya yok, sadece hani konuşmak içindi. Başka bir şey istemiyorum. Ha tamam. Sesinin açıldığını fark etmedim de şey, elektriği kesilmiş sanırım. WhatsApp'tan mesaj attı. Kimse yazamıyor. Tamam. Benim sesim gelip gelmediğini kontrol etmek için yaptım ben. Tamam tamam hocam. Geliyorsun. Tamam bak. Gitme sakın. Vallahi parçalarım, gitme. Tamam. Tamam hocam. Tamam. Dur şimdi o soru kaldığım yerden devam edeyim. Çünkü orası önemli. Son kısma geldim abiler. Yani o olmadan olmaz. Dur, neresiydi? Şuydu. Ben şeyi zannettim. Yayın gitti falan zannettim her şey. Çünkü en önemli yere gelmişim. Kendi başıma anlatmayayım. Ha. Son kısım ve en önemli yere geldim millet. Bilginiz olsun. Durun şurayı ben bir yapayım. Zaten şu son iki soruyla bitireceğim olayı. Sınavda çıkma ihtimali bana göre en yüksek olan eşitsizlik sorusudur bu. Ne olur bir herkes baksın, başlıyorum abiler. Şimdi şurada da şöyle yapmış. Bakın bunu da eşitsizlik sistemi olarak çözeceğim. Herkesin haberi olsun abi. İki tane var. X eksi 8 var. Bir de bizim fx fonksiyonu var. Şimdi bu x eşittir 8. En sağlam yöntemi söyleyeceğim. X eşittir 8 bir tane var ayrı. Burada. Diğerinde dikkat edin. Burada bir x eşittir eksi 3 var. İlk bunlar kökler. X eşittir 1 var. X eşittir 4 var. Görüyor herkes. Eksi 3'ün şurası artıymış. Eksi 3 ile 1 arası eksi. Az önce söylediğim şey. 1 ile 4 arası artı. Burası eksi olacak. Şimdi bakın tabloyu çiziyorum. Hızlı bir şekilde. Lütfen öğrensin herkes bunu. Kesinlikle öğrenmelisiniz. Çizdim abi. 1, 2, 3, 4 tane. 1, 2, 3, 4 tane. İki katlı yapıyorum. Birisi x eksi 8. Okey. Diğeri fx. Fx. Burası da fx olsun. En küçük kök kim? Eksi 3. Bakın. Eksi 3. 1, 4, 8. 1, 4, 8. Şimdi devam. Şurası. 8'in kökü. X eksi 8'in kökü 8. Şunu aldım. Soruda eşitlik var. Tamamdır. Fx'in kökleri karşısında alıyorum. Bir eksi 3 var. Bir 1 var. Bir de 4 var. Tamam. Geldim abi. Lütfen öğrenin. Bunun önündeki şart artı. En sağ artı. Kökle karşılaştım. Eksi. Devam ettim. Fx. Şimdi dikkat edin. Ne öğrettim? Eksi 3'ün sol tarafı artıymış. Görüyor mu herkes? Burası artı. Eksi 3 ile 1 arası eksiymiş. Çok kolay. 1 ile 4 arası artıymış. 4'ten sonrası eksiymiş. Çok kolay. Sonra bunları ne yap demiş. En sağlam yöntem budur abiler. Ne yap? Çarp. Çarpıyorum. Eksi ile artı çarparsam eksi. Eksi ile eksi çarparsam artı. Çarptım eksi. Çarptım artı. Çarptım eksi. Bitti. Neyi soruyor bana bu arkadaş? Sıfırdan büyük eşit. Sıfırdan büyük olan yerler bir burası bir de burası. Görüyor musunuz? Eksi 3 ile 1 arası eşitlik var.
budur. Öbürü de 4 ile 8 arası eşitlik var. Mantığı budur abi. İkisini birleştirdim. Kaç tane x tam sayısı var demiş. Sayın onları vallahi, ben bilmem. Çok önemliydi. Şöyle bir ekranı bir kontrol edin ne olur. Çok önemli. En son nereyi anlatıyorum? Ben şurayı anlatıyorum peki. 10 tane varmış. Orada 10 tane varsa tamamdır abisi. Hani cevap şıkkına baktım 10'muş. Saymayacağım vallahi. Öğrendik mi bunu? Bu soru gelir. Vallahi gelir, billahi gelir. Bir de alttaki soruyu yapacağım. Öyle terk edeceğim sizi. Çünkü alttaki soru daha önemli. Herkes anlamıştır inşallah. Bakın son bir olayla bitiriyorum. Şu ola, bu da benim parmağım şu köşedeki. Haberiniz olsun. Şurası yazılıyor mu? Yazılıyormuş heybe. Son olayda bitiriyorum. Şu soruyla bu amceli bitiriyorum. Ne olur dinlesin herkes. Şimdi bir. Ne demiş? Bunun kökleri eksi 3 ve 4. Bu şöyle bir şey. Eksi 3 normal, bakın bu. Teğet ya. Bu çift katlı. Şu amcanın zaten kökü x eşittir 1. Yazıyorum abi. Köklerin biri x eşittir eksi 3. Şu amcam birisi x eşittir 4. Bu çift katlı. Unutmayın. Lütfen unutmayın. Bir de x eşittir 1 var. Yazıyorum. Hiç üşenmiyorum. Korkmayın. İki tane çizmekten. Ya çizin. Üç tane köküm var. En küçükten büyüğe. En küçük eksi 3. 1, 4. Bir tanesi x eksi 1. Görüyor mu herkes? 1 de fx. X eksi 1'in kökleri. Korkmayın. X eksi 1'in kökü 1. Karşısını yazdım. Bir paydanın kökü. Çift yaptım. Paydanın kökünü zaten eşit alamam. İçinde boş yaptım. Sonra fx'in kökleri kim? Dikkat edin. Fx'in kökleri. Eksi 3'e 4. Tam karşısına yazdım. 4 teğet çift katlı. O zaman şuna iki tane şöyle yapıyorum. Haberiniz olsun. Tamam. İki tane. Bu bir tane. Bu zaten içi dolu. Payda mayda değil. Bitti. Soruya geldim. Önündeki artı. Artı, artı. Yuvarlakta karşılaştım. Değiştirdim. Fx'e bakın. Fx ne? Eksi 3'ün solu aşağıda. Burası eksi. Eksi 3'ten sonra yukarı çıkmış. Bakın az önce söyledim, hep artı gidiyor. Hiç aşağı inmiyor bir daha. O zaman buralar hep artı. Anladınız değil mi? 4'te artı. Kök bu çift ya, çift bir şey değiştirmiyor. O zaman bana hep demiş bunları böl, ben çarpıyorum, gerek yok. Eksi eksi çarptım. Artı. Eksi. Artı. Artı. Nereyi istiyor sıfırdan küçük eşit yerler? Şurasıymış. Eksi 3 ile 1 arası. Eksi 3 köşeli, içi dolu olduğu için köşeli. 1 paydanın kökü olduğu için açık. Bir de ne yapacaktım? Unutmayacaktınız. Çözümün dışında çift katlı var mı? Var. Soruda eşitlik var mı? Var. Varsa 4'ü de alacağım. 4'ü şöyle birleştiriyorsunuz. Tamam. Çok önemli. Burada kimler varsa 4'ü de ekliyorsunuz abiler. Lütfen dikkat edin. Yani kimler var? Eksi 3 var. Eksi 2 var, eksi 1 var, 0 var, bir de 4 var. Toplarsam toplamı kaç geliyor? Eksi 2 geliyormuş. Tamam. Küçülttüm şöyle. Ekranı tam ortalayayım. Fotoğraf çekenler için. Tamamdır. Çekmek isteyen fotoğrafını çeksinler. Vallahi önemliydi, billahi önemliydi. Peki. Bitiriyorum. Ben de konuşan kız orada duruyor değil mi? Evet hocam. Peki, teşekkür ettim. Son buydu. Vallahi çok önemli. Fotoğrafını çekenler bir çeksin. Bundan sınavda gelir bilginize. Yarın görüşmek üzere diyorum. Dikkat edin kendinize. Görüşelim vallahi. Şuradan çıkıyorum. Peki.